Seçim çalışmalarına kamu STK ile devam eden Abdullah Akın, hayata geçireceğimiz projelerle şehrimiz bölgesinde lider olacak ifadelerini kullandı. Yerel seçimlere az bir süre kala çalışmalarına devam eden Saadet Partisi Elazığ Belediye Başkan Adayı Abdullah Akın, STK ziyaretlerine devam ediyor. Saadet Partisi Elazığ Belediye Başkan Adayı Abdullah Akın ve beraberindekilerin durağı bu kez Elazığ Tuhafiyeciler ve Konfeksiyoncular Odası oldu. Bunun haricinde işte biliyorsunuz STK'larımız ve kamu kurumlarımız var. Bunu da Ramazan ayına bıraktık. Sabahları kamu kurumlarımızı geziyoruz. Öğleden sonraları da işte böyle STK'larımız, işte taziyelerimiz. Palulular Derneği'ni ziyaret eden Abdullah Akın, daha sonra Elazığ Kahveciler ve Kıraathaneciler Odası Başkanı Ferhat Evsen'i ziyaret etti. İnsanlara baktığınız zaman kimi yöreler çok iyi devlet adamı, kimi yöreler çok iyi tacir, kimi yöreler çok iyi siyaset adamı yetiştiriyor. Bunlara hepimizin de ihtiyacı var. Yani her yöreden yetişecek insanlara ihtiyacımız var. Hiçbiri birbirinden tabii ki ayrıştırmak doğru da değil, mümkün de değil. Bizim durumu nasıl, problemleri var mı? Evlerde kullanılan su 8 TL, kahvecinin ticaretine de kullandığı su 16 TL. Yani bize gelen Yani bu depozitodan kaynaklı mı vurdunuz? Sivriceliler Derneği ve Palu Gökdere Derneği'ni ziyaret eden Akın, projeleri hakkında bilgilendirmelerde bulunup destek istedi. Seçimde bir ümit doğdu bizim için. Biz eğer gerçekten seçilmemiz durumunda bu güzel projeleri hayata geçirebilirsek, memleketimiz bırakın büyükşehir olmayı, bölgesinde lider olur. Tüm zenginliklere sahip. Hava yolu var, demir yolu var. Gazımıza inşallah Doğu Kent'ten Hilal Kent'e bir tramvay hattı inşa edilecek. Kentsel dönüşüm yapılacak, halk ekmek fabrikası yapılacak. Kendi üreticilerimizden etini, sütünü, tereyağını, peynirini alacağız. İşte çedene kahvesini, kayısısını, fasulyesini, nohutunu ne varsa, ne zenginlik üretiliyorsa alınıp gıda mühendislerimizin denetiminde paketlenip üretilecek. Hem vatandaşlarımıza arz edilecek hem de tüm dünyaya Elazığ'ın markası tanıtılacak. Yine Sivrice'mize en önemlisi güzel bir turizm tesisi yapacağız. Sizin yararınıza, faydanıza ne varsa ben onu o projenin peşinden koşarım. Bundan dolayıdır ki ben sizlerden oy emanet istemeye geldim. Hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Teşekkürlerimi arz ediyorum. Dinlediğiniz için sağ olun.